Şimdi en önemli sorun olarak neyi görmüş bizim ulaştığımız kişiler diye bakalım. Göründüğü kadarıyla en önemli sorun ekonomi. Dönem dönem aslında bu değişir. Mesela bir takım terör eylemlerinin olduğu dönemde hemen terör ön plana çıkardı. Kürt sorunu Türkiye'nin neredeyse artık yani 40 yıllık sorunu bayağı aşağıya doğru inmiş göründüğü kadarıyla. Eğitimi de genel bir sorun olarak şey yapmış yani Türkiye açısından önemli bir mesele olarak ortaya koymuşlar. Yani sorun alanlarından bir tanesi olarak. Fakat ekonomiyle mukayese edildiğinde oldukça geride Kürt sorunu ve eğitim meselesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin böyle bir yorumunuz olacak mı Sider Bey? Yine tartışmaya zemin oluşturması açısından bir ekstra bilgi vereyim. Biz yani çözüm süreci süresince baktığımızda hani ekonomiyi o zaman da şeyde görüyorduk, birinci sırada görüyorduk. Fakat çatışma süreci tekrar ortaya çıktığında, özellikle 2015-2018 döneminde terör çok açık bir şekilde, baskın bir şekilde ülkenin en önemli sorunu olarak hep ifade edildi. Bu Nisan 2018'e kadar böyle geldi. Nisan 2018'de ekonomi ilk defa tekrar bir numaralı sorun olarak ifade edilmeye başlandı. Şimdi bu bir tarafıyla tabii ki tırnak içinde daha sağlıklı bir şey. Çünkü bir ülkenin normal koşullarda derdinin ekonomi, eğitim, sağlık olması gerekir. Yani bir ülkenin derdinin terör olması zaten çok olağanüstü bir şey yani. Olmaması her zaman yani ekonomiyle uğraşalım, sağlıkla uğraşalım, eğitimle uğraşalım. Yani terörle uğraşmayalım. Nisan 2018'den beri biz dediğim gibi her iki ayda bir ölçüm gerçekleştiriyoruz. 10 defadır ölçüyoruz. Üst üste ekonomi çok açık bir şekilde ülkenin en önemli sorunu olarak. Suriyeli mültecileri hiç araştırdınız mı? Onunla ilgili bir verim var mı? Var. Meselenize yaklaşıyorlar. Yani bizim medyada konuştuğumuz kadar ya da sosyal medyada konuşulduğu kadar ya da çeşitli işte akademik çevrelerde konuşulduğu kadar vatandaşın gündelik hayatında karşılığı o kadar henüz yok. Zaman zaman giremedi yani. Hayır, zaman zaman öne çıkıyor, zaman zaman geri gidiyor. Burada eğitime dikkat ederseniz özellikle okulların açıldığı dönemde işte Ağustos 2019'da mesela yükseliyor. Eğitim genelde okulların açılması, kapanması, sınav döneminde, sınav sisteminde bir değişiklik olduğunda yani özel bir noktalarda, özel dönemlerde öne çıkıyor. Ama net bir şekilde gördüğümüz hani Türkiye'nin en önemli sorunu net bir şekilde ekonomi. Size normal geldi mi hocam? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu tablo bana beklediğiniz şu anda uygun mu? Evet. Yani şimdi ekonomiyle ilgili verilere baktığımız zaman, işsizlik verilerine baktığımız zaman bu tablo anlamlı ve yani normal. Fakat şöyle düşünüyorum ben, belki eğitimle ilgili karşılaştığı bazı sorunları da ekonominin içinde düşünmüş olabilir. Bunlar eğer işte çocuğunun eğitim masraflarını karşılamada zorlanıyorsa, hani belki eğitim olarak değil, onları da ekonominin içinde düşünmüş olabilir. Eğitimle ilgili sorunlar tahminim tamamen eğitim konusunda. Eğitim sistemi, sınavlar, Sider Bey'in söylediği gibi bunlarla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Biz bu soruyu sorarken bakın soru şu. Sizce şu anda Türkiye'deki en önemli sorun nedir? İnsanlar istediği cevabı veriyorlar. Seçenek sunmuyoruz. Ekonomi başlığı altında hani işsizlik de var, enflasyon da var, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Onların hepsi ekonomi başlığı altında. O yüzden tabii o çok önemli. Bir şey daha söyleyeyim. Belki mültecilerle ilgili hani kendisi mülteciler diye sorunu tanımlamamış olabilir ama sahada yaptığımız çalışmalar, Murat Erdoğan'ın Suriye barometresi çalışmalarında hep karşımıza çıkan bir bulgu var. O da birçok insanın işsizliği ve Türkiye'deki konut pahalılığını yani kiralardaki artışı, bunları Türkiye'deki mültecilerle ilişkilendirmeleri. Onu da bir yine arka plan bilgi olarak vereyim. Belki hani o da buraya ekonominin içindeki sıkıntılar olarak yansımış. Belki öyle de anlamış. Şöyle bir şey de düşünüyorum. Bu biraz bileşik kaplar teorisi. Bir insanların zihin potansiyeli var, bir enerjisi var.
bu enerjinin önemli bir kısmını ekonomik sıkıntı tükettiği için geriye başka şeyleri ifade etmekle ilgili bir alan kalmıyor. Yani bugün ekonomiyle ilgili daha iyi bir noktaya geldiğinde Türkiye, belki eğitim, belki Suriye'de, belki başka sağlık, başka konular, çevre, bunlar da dile getirilmeye başlanacaktır. Ama şu anda o hani zihinsel potansiyeli, gündemi, ekonomi kapladığı için başka tarafa insanların enerjisi kalmıyor. Kadir Has Üniversitesi de yeni bir araştırma yapmıştı. Onlarda terör en öncelikle sorun çıktı. Ve fakat işsizlik, hayat pahalılığı falan gibi birçok segmente ayırmışlar. Onları topladığınız zaman sizin yaptığınız gibi ekonomi yeniden terörün üzerine doğru çıkıyor. Yani belirleyici faktör ekonomi, insanların bütün ruh hallerini belirleyici. Şu şey için Nilüfer Hanım söylediğine bir katkı yapmak istiyorum. Bu ekonomi, eğitimle ekonomi birbirine çok karışıyor. Şimdi Türkiye Zeka Vakfı olarak onlarla çok uğraşıyoruz biz epeydir. Bu eğitim dediğimiz sınav sistemi, umutsuzluk, diploma fabrikası olması, iş temin edememesi meslek liselerinden ziyade bu enflasyonun dönemindeki kurun atağın etkisiyle beraber bu dönemde özellikle özel okul ücretlerine, vakıf ücretlerine öyle büyük zamlar geldi ki bu bir anda eğitim sorunu olmaktan çıktı. Geçinme, hayatta kalma gibi diğer alanlara sahip. Öyle fiyatlar gördüm ki sanki dersin o fiyatlarla beraber yani fizik dersine Newton, matematiğe Cahit Arf, felsefeye İmam Aristo, din dersine Gazali giriyor. Yok öyle bir fiyat yok. Ve o memnuniyetsizlikler de buraya yansıdığını görüyorum. Özellikle bir başka unsur da işsizliği de gene oradan neşet eden bir damar yakaladık. Yani çok doğru. Bunlar birbirine öyle geçişkin hale gelmiş ki ama alt payda galiba ekonomi olabiliyor. Yani bir bütün olarak baktığınız zaman hepsinin ucu o tarafa doğru bağlanıyor zaten. Yani şimdi üniversiteler açısından falan da öğrencinin üniversite okuması için bir sebep olması gerekiyor değil mi? Yani sonunda bir iş bulacak ki o yatırımı yapsın. Şimdi bir sürü üniversitede ciddi öğrenci kontenjanlarıyla ilgili problemler çıktı. İnsanlar o parayı vermek yerine yani hiç olmazsa diyor bir yer açarım. Çocuk ileride zaten işsiz kalacak ve işsizlerin önemli bir bölümü de zaten üniversite mezunu olanlar. Şimdi yeni bir araştırma konusu da sanıyorum bu sizin araştırmanıza girer. Çünkü çok fazla dolaştığım için biliyorum. Bu da şu, ya bu diploma için bu kadar okuyorum, diploma işe yaramıyor. Acaba almasak nasıl olur? Yani. Çok evet. Başlayacak ve derinleşecek. Amerika'da da aslında çok, bu ciddi bir problem. Evet. Yani özellikle devlet, bu devlete olan borçları Amerikan devlet bütçesine inanılmaz bir zarar ve yük yaratmaya başladı. Üzerinde çok konuşulan bir şey yani üniversite sistemi. Seçim döneminde herhalde adayların en önemli argümanları bu konu üzerine dönecek yani Amerika'dan. Bölgesel olarak peki ekonomik bakışta farklılık oldu mu? Ben Kadir Has'ın araştırmasını hatırladığım şeydi. Yani Marmara ve Ege bölgesinde daha çok hayat pahalılığından şikayet edilirken öbür tarafta Güneydoğu falan doğuda işsizlik daha fazla ön plana çıkıyordu. Böyle bir segmentasyon yapıldı mı? Yani bütün bölgelerde aşağı yukarı aynı şeyler mi var yoksa bölgeye göre değişiyor mu ekonomik sıkıntıların esas nedeni? Böyle bir şey tespit edebildiniz mi? Böyle bir şey var mı? Yani bu araştırmada bu detaylar var. Yani şu an hatırlayabildiğim kadarıyla paylaşayım yani. Sonuçta evet yani bölgeler arasında farklılıklar var. Çünkü bir kere bölgeler arasında demografik farklılıklar da var. Yaş ortalamalarına baktığınız zaman yani Güneydoğu Anadolu bölgesinin yaş ortalaması, medyan yaşı ile Marmara bölgesi arasında çok büyük fark var. Emekli oranlarına baktığınız zaman bambaşka. Yani dolayısıyla aslında ekonomik panorama her bölgede birbirinden farklı resim çiziyor. Dolayısıyla da tabii ki bir yerde işsizlik çok büyük bir sorun haline gelirken ki hani gençlerin daha yüksek oranda bulunduğu bölgede işsizlik çok daha büyük bir sorun haline gelirken emeklilerin daha yoğun yaşadığı, işsizliğin öbür tarafa göre daha düşük, yani yaş ortalamasının daha yüksek olduğu yerde de hayat pahalılığı bir sıkıntı olarak öne çıkıyor. Emeklilikte yaşa takılma meselesi bile ekonomik aslında değil mi? Onlar gündeme geliyor. İş bulamama falan aslında gibi şeyler. Türkiye'de en çok konuşulan konulardan birisi. Evet, bir sosyal medyada öğreniyoruz biz de. Şimdi, ben de 2019 trendlerine Google'dan baktım da en çok konuşulan ilk 10 konuda oldu. Nilüfer Hocam siz de ben emeklilikte sürekli yaşa takılanlar bölümünde olduğumuz için yani mümkün değil oralarda olmamız.
bir sorun olarak da algılamıyoruz bunu, öyle söyleyeyim. Şeye bile bakmamızda fayda olabilir yani. Tabii şu an hani hane büyüklükleri de değişiyor. Yani hanede yaşayan birey sayısının ortalama kaç olduğu. 3.4 son rakam Türkiye öyle ortalaması mi? Haneler küçülüyor. Yani Türkiye'deki 3.4. trendlerden birisi aslında bu, küresel trendlerle de örtüşüyor. 2018. Evlenmiyorlar zaten. Evet, evlenmiyorlar. En önemli doğru. Bir de galiba doğumlarla ilgili bir şey. İkiye düştü doğum. Evet. İki de zaten ana babanın amortismanı. Yani onun üstüne 2.1 olması lazım ki. Ama bir sıkıntı şu, bizde daha fazla sıkıntı. Şimdi Avrupa'da da var dediğim dışında var ama evet, gelişmiş ülkeler önce zenginleşti, sonra doğurmamaya başladı. Biz zenginleşmeden bunu yapıyorsak yaşlılık diye bir başka şey de galiba önümüzdeki dönemde gündemimize gelecek.